Mutlu günler sevgili izleyenler. Bugün sizlere çok güzel bir paket hazırladık. Bir kavanozu 100 TL olan bu bal deresinden şu dakikalarda ekran üzerindeki numaraları aradık. Yani YouTuber tipi bir yayın yapmıyoruz. Canlı, kanlı, anında yayın yapıyoruz. O yüzden taklitlerimizden sakının istiyoruz. Geçelim. Bu kadar lakırtı yeter. Merhaba sevgili Torbalı Güncel takipçileri. Bunu niye aldım ki ben elime? Nasıl giriyordu o konuya ya? Yüzük yok. Klor da yok. Oğlum ver şuraya bir ekranı bakayım, kafayı toparlayayım, ben bir taklit yapacağız. Flor yok. Makyaj yok. Nerede oğlum bunlar? Verin şu masayı ya. Biz böyle taklit maklit yapamayız. Yakında böyle giderse Hıncalı Uluç'a benzeyeceğiz biz. Getir şu masayı. Taklit maklit bu işler bizi bozar. Biz bildiğimiz iş yapalım. Nerede benim çayım? Teşekkür ederiz. Kalemimiz nerede ya? Simgemiz yok. Sevgili Torbalı Güncel takipçileri, az önce izlemiş olduğumuz iki video arasındaki fark dikkatinizi çekti mi? Kanlı, canlı diyor, biri de bal satıyor. Evet sevgili Halis Koç, biz Halis Muhlis canlı yayın yapmıyoruz. Bize taklitçi diyenler var, bunu İzmir'de yapan var mı bilmiyoruz ama Torbalı'da ilk yapan biziz. Evet Halis Bey, parti meclisinde durumun 20-0 olduğunu söylemişsiniz. Madem skorlardan gidiyoruz, evet biz de bir sonuç verelim. 2014 başkan adaylığı 1-0. Yıl 2015 mahalle delege seçimleri 2-0. Yıl 2017 ilçe kongresi 3-0. Devamında il kongresi 4-0. Spor yorumcusu değiliz. Skor tahmininde bulunamayız. Ama Sadri Alışık'ın da bu konuyla ilgili bir yorumu var. Bakalım bu konuda merhum Sadri Alışık ne diyor? Allah rızası için söyleyeyim be. Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be? Gol mü? Gol! Bu da mı gol değil be? Evet Halis Mulis, canlı yayın sahibi Halis Koç. Bu da mı gol değil? Torbalı Belediyesi'nin yeni başlatmış olduğu yeni doğan bebeklere evde bakım hizmeti sosyal medyadan öğrendim. Zaten evde bakım hizmetleri vardı. Bu çalışmalardan dolayı belediyeyi tebrik ediyorum. Yerinde bu uygulama herkes tarafından da takdir ediliyor. Tabii bu evde bakım hizmetlerinin yanı sıra yeni kurulan bir müdürlük var. Muhtarlık Müdürlüğü. Ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Muhtarlar masası mı? İçeriği nedir? Onu da zamanla öğreneceğiz. Seçimlere bir yıl var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı il kongresiyle birlikte netleşti. Ancak AK Parti'de sular durulmuyor. Parti içerisindeki kırgınlıklar yeni aday arayışlarını ön plana çıkarıyor. AK Parti'de ise durum farklı. Adnan Yaşar Görmez'in yerine Özgür Erman Çağlar ve Abdülvahap Olgun isimlerini duyuyoruz. Abdülvahap Olgun geçtiğimiz günlerde Ege'de Son Söz'de Aslı Eren'in konuğu oldu. Tatlı sohbet aşamasında geçen röportajın sonunda Aslı Eren'in de İzmir kulislerinde duyduğu bir soruyu Ticaret Odası Başkanı Abdülvahap Olgun'a yöneltti. Siyasetteki hedefleriniz nelerdir derken Torbalı Belediye Başkan adayı olup olmayacağı ile ilgili soruları kendisine yöneltti. Bu konuyla ilgili biz de çok duyumlar alıyoruz. Bize de çok soru soruyorlar. Aslı Eren Vahap Olgun'a sordu. İşte o video. İzleyelim. İzleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Noktalayacağız. Şunu da noktalayalım. Siyaseten bundan sonraki süreçte farklı bir takım projeler söz konusu olacak mı? Bundan sonraki hedefler neler başkanım? Hemen o konuda da görüşlerinizi alalım. Yayının başında vatandaşlarımızın yine gelen mesajlarında da bazı beklentiler vardı. Çok daha farklı yerlerde de artık başkanımızı görmek istiyoruz. Türkiye'yi temsil eden önemli gibi talepler içerisine de girdi vatandaşlar. Yol haritanız nasıl olacak? Nasıl şimdi başlarken böyle bir benim böyle hayat hikayemden falan hani bir öyle bir soruyla başladık. Ben orada anlattım. Tabii yaklaşık 17-18 yaşından beri bu işlerin içindeyim. Hı hı. Severek yapıyorum. Mutluyum. İnsanlar en hayırlısı insanlara hizmet edendir. İnsanlara faydalı olandır. Bulunduğum makamda da Torbalı'ya faydalı işler yaptığımı düşünüyorum. Tüm bunları yaparken hiçbir şekilde siyasi bir ikbal adına yapmadım. Siyasi bir hedefleme adına yapmadım. Bir siyaset planlaması
içerisinde değilim. Seviyorum görevimi, ilçemi çok seviyorum. Bizim işimiz şu anda yaptığımız görevi en iyi şekilde yapmak. Yaptığınız görevi en iyi şekilde yaptığınız zaman tabii biraz önce hani o mesajlarda da ben de bu çok karşılaşıyorum. Yani her gittiğim yerde aşağı yukarı herkes bize bu tarz sorular soruyor. Sizi siyasi arenada görmek istiyor herkes. Ya, o anlamda sorularla da karşılaşıyorum. Ben orada da bir tabii bir rezerv oluşuyoruz. Yaptığınız işteki bu faaliyetleriniz, faal olmanız, faydalı olmanız, toplumun önünde olmanız bir tırnak içinde bir yakıştırma, bir potansiyel, bir rezerv oluşuyor. Ama bizim işimiz Torbalı Ticaret. Ben Torbalı Ticaret Odası Başkanı'na tekrar adayım. Onu söylüyorum. Nisan ayında eğer bir erteleme olmazsa tekrar bir dönem daha, bir dönem. Evet sevgili Torbalı Güncel takipçileri, Vahap Olgun topu yuvarladı. Soruya cevap vermedi. Ne demek istediğini ben anlamadım. Yorum burada. Artık bundan sonra da bize sormazsınız. Yılan hikayesine dönen şehir içi sorunu bir türlü bitmek bilmiyor. Tartışmalar, kavgalar oda seçimlerine kadar yansıdı. Bölge İdare Mahkemesi'nin almış olduğu bir kararla şehir içinde taşımacılık yapan dolmuşların hepsi iptal edildi. Konuyu yakından takip ediyoruz. Bugün yarın netleşecek. Şehir içi sorunu ne olacak? Dönemin belediye başkanı Hasan Karatoklu bazı riskler aldı, radikal kararlar verdi. Dönem sürecinde bir sorun çıkmadı. İsmail Uygur da elini taşın altına koydu. Bir sorun yoktu. Adnan Başkan ne şiş yansın ne kebap yansın dedi. Durum ortada. Şehir içindeki sorun sadece şoförlerin sorunu değil. Sabah akşam kullanan vatandaşların da ayrı ayrı sorunları var. Geçtiğimiz gün Adana'da yaşanan şehir annesinin yaşadığı sıkıntıları ulusal basından izledik. Torbalı'da da benzer sorunlar oluyor. Ancak basına yansımıyor. Bu saatten sonra yansıyacak. Evet sevgili izleyiciler, konuyu yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki günlerde net bir karar çıkacak. Bu kararı da sizlerle paylaşacağız. Evet sevgili izleyiciler, sabahın erken saatinde okula ve işe gelmek için dolmuşu kullanan vatandaşların adeta balık istifi olduğunu görüyoruz. Çay kaşığı gibi sıralanıyorlar. Bebek arabasıyla dolmuşa binmek isteyen vatandaş anneler binemiyor. Perşembe günleri pazar arabası sıkıntısı ve akıllara Kemal Sunal'ın güzel bir filmini hatırlatıyor. Programın sonunda bunu da izleyelim mi? Bizim gelin bir de pasaklı. Gezmekten ev işi yapmıyor. Çamaşırı ah gelirse yıkar. Kocasına kirli çamaşırları yıkanmış diye giydiriyor. Ay benim bu yar oğlanda ağzını açıp bir kelime söylese ne olur. Bugünküler daha felaket kokuyor. Ne aldı? Paça. Paça mı? Kusacağım. Allah! Trafik polisi! Ayaktakiler çökün! Tamam, kalkın. Tehlike geçti. Ne olursun sevgilim, darda koyma başımı. Şiki şiki baba. Şiki şiki baba. Aynı aynı yaba. Aynı aynı yaba. Melik duni. Melik duni. Yarın fakir yaba. Yarın fakir yaba.